Merhabalar. Bu videoda size 3 dakikada anayasa kavramından bahsedeceğim. Anayasa bir tür toplumsal sözleşme olarak görülebilir. Yani o topraklarda yaşayan herkesin, halkın tamamının minimumda olsa ortak noktalarını ve birleştiği genel çerçeveyi ifade eder. Dolayısıyla burada anayasa aslında Türkçe'de güzel bir ifadeyle karşılanmış. Diğer yasaları doğuran temel unsurdur. Onun meşruiyet kaynağıdır diğer yasaların. Dolayısıyla yasalar anayasaya aykırı olamaz. Ama zamanla 20. yüzyılın içerisinde uluslararası hukukun gelişmesiyle ve devletlerin imzaladıkları sözleşmelerle beraber anayasaların da uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi gerekmiştir. Dolayısıyla uluslararası sözleşmeler anayasa ve yasalar şeklinde ilerleyen bir normlar hiyerarşisi oluşmuştur. Anayasa devletin genel niteliklerini ifade eder. Kurumların nasıl işlediğini ortaya koyar, yasama, yürütme, yargı arasındaki ilişkilerin genel ifadesini ortaya koyar. Ve bu bağlamda da sadece resmi olanı ifade etmez ama bir yandan felsefi bir arka plana da sahiptir. Yani o halk, o toplum ve onun kurduğu devlet nasıl bir düşünsel arka plana sahip? Dolayısıyla burada işte anayasaların özgürlükçü olması, daha eşitlikçi olması bağlamında tartışmalar yapılabilir. Ama yine genel nokta, uluslararası anlamda genel nokta, insan haklarına saygılı bir anayasanın oluşması gerekliliğidir ki bu da yaklaşık 20. yüzyılın sonlarını buldu. İlk yazılı anayasa 1777 Amerikan Anayasası. Bu oldukça kısa bir anayasa. Tabii o liberal geleneğin bir devamı olarak devletin ne yapamayacağı üzerine kurulu minimal devlet anlayışıyla ortaya koyuyor. Konmuş bir metin. Çünkü halk devlete bazı yetkilerini devrediyor ve devletin de bazı şeyleri yapamaması gerekir. Öncelikle bireylerin özgürlüğünü kontrolsüz bir şekilde elinden alamaz. Tabii daha sonra Fransız Devrimi, işte mutlak monarşilerin meşruti monarşiye dönüşmesi, oradan ulus devletin kurulmasıyla beraber devletten ne anladığımız değişiyor. Devletin yapacakları üzerine kurulu bir metinler oluşmaya başlıyor ve bu da dolayısıyla daha kapsamlı, daha uzun maddelere sahip metinlerin oluşmasına neden olacak. İşte örneğin Hindistan Anayasası en uzun anayasa olarak bilinir. Yaklaşık 14 bin kelimeyle. Türkiye anayasaları da yine kapsamlı anayasalardır. Pek çok detaya girer. Bu bağlamda da işte özellikle 82 Anayasası'nın da o milli güvenlik felsefesiyle donandığını görüyoruz. 61 Anayasası bu noktada görece daha ilerici bir anayasaydı. Haklar, özellikle sosyal haklar bağlamındaki vurgusuyla. Tabii dolayısıyla Türkiye'de anayasa tartışmasının sürekli devam etmesi, o kurumlar üzerindeki bazı uzlaşamamazlıklar kadar bir yandan o felsefi arka plandaki uzlaşamamazlığı da ifade ediyor. Yani Türkiye halkının, Türkiye toplumunun ortak noktaları ne? Anayasanın bunu ifade eden bir metin haline gelmesi lazım ve bazı noktaların artık tartışılmadan kabul edilebiliyor olması lazım. Ama geçen yüzyılda bunu yapmayı tam olarak başaramadık. Dolayısıyla anayasa metni resmi veya işte bürokratik boyutu olduğu kadar felsefi ve düşünsel boyutu da olan ortak bir metindir diyebiliriz.